koronavirüs vakasından hareketle hastaneler ve toplu bulunan mekanlarda yapılması gereken bazı acil düzenlemeler dair önerilerimizi yurttaşlarla buluşturmak istiyoruz. TMOK Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak oda merkezimizin yaptığı açıklamaya ek olarak bazı bilgilerde de bulunacağız. Yetkililerin açıklamalarından koronavirüs vakasının ülkemizde de görüldüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Kamu kuruluşu niteliğinde olan bir meslek kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası meslek uzmanlık alanlarımızdan hareketle aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyor. Koronavirüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda sağlık merkezlerimizin hazır olup olmadığını bilmiyoruz. Bu nedenle meslek disiplinimizi ilgilendiren iklimlendirme ve atik su sistemleriyle diğer teknik gereklileri dair önerilerimizi dile getireceğiz. Bazı hastanelerimizde izole odaların olduğunu ancak yeterli sayıda olmadığı bilinmektedir. Diğer yandan izole odaların iklimlendirme sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve yapımı çok önemli bir konudur. Dünyada sağlık kuruluşlarının mimarisi ve tasarımı, tasarım kriterleri olarak belirlenen temiz oda standartları, işletme şartları ve standart işletme prosedürleri, çapraz ve hava yoluyla hastalıkların bulaşmasını önlemek için yapının mimarisi ve havalandırmasına yönelik standartların uygulanıp uygulanmadığı mutlaka denetlenmeli. Bakım ve periyodik kontrolleri tekniğe uygun olarak yapılmalıdır. Koronavirüsünün sadece hastanelerde yatan hastaları değil, ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler ve hastane çalışanlar için büyük bir tehlike yaratacağı bilinmektedir. Dolayısıyla bulaşıcı hastalık taşıdığı düşünülen hastaların izolasyonu için hastanelerin hasta, ziyaretçi, personel yoğunluğundan uzak alanlarında enfeksiyon odaları ya da izolasyon odaları bulunması gerekli önlemlerin başındadır. Uluslararası standartlarda 3 tip izole oda tanımı vardır. 1. Enfeksiyon kapma riski olan hastalar için, yani yanık tedavisi gören ya da organ nakli yapılan hastalar gibi her an enfeksiyon kapabilme riski olan hastalar için yapılan izole odalar. Bunlara pozitif basınçlı izole odalar diyoruz. Yani havanın odanın içinden dışarıya doğru yayıldığı odalar. 2. Enfeksiyon yayma riski olan hastalar için şu anki korona gibi bulaşıcı hastalıklar için yapılan izole odalardır. Bu odalarda iklimlendirme ve havalandırma sistemi negatif basıncı sağlayacak şekilde, yani havanın dışarıdan odanın içe doğru yayılmasına yönelik olarak tasarlanır. 3. Çok az rastlanan kombine tip odalar denilen enfeksiyon kapma ve aynı zamanda yayma riski de olan hastalar için yapılan ve sızdırmaz odalar olarak da anılan özel odalardır. 700 ila 3000 yataklı şehir hastanelerinde odaların %2 veya 3'ünün izole oda olarak tasarlandığı bilinmektedir. Bunların bir kısmı pozitif basınçlı, bir kısmı da negatif basınçlı olarak tasarlandığından hastanelerimizdeki negatif basınçlı odalar oranı %1 civarındadır denilebilir. Ancak mevcut negatif basınçlı izole odaların koronavirüsü gibi çok yaygın ve hızlı bir şekilde yayılan virüsleri taşıyan hastalara hizmet verebilecek nitelikte olduğu tartışmalıdır. Dolayısıyla bu tip virüsü taşıyan hastaların 7-3000 yataklı hastanelerde tedavi edilmesi risk taşımaktadır. Bu nedenle korona gibi virüslere başa çıkabilmek için hastaneler ve sağlık merkezlerinin nasıl tasarlanması gerektiği konusunda birkaç önemli noktaya değinmek istiyoruz. Önerimiz, büyük hastaneler yerine mevcut ve bazıları 100-150 yataklı olan küçük hastaneleri esas alarak enfeksiyonla mücadele amaçlı izolasyon hastaneleri, yani karantina hastaneleri tasarlamak ya da mevcut hastanelerden bazılarını karantina hastaneleri haline dönüştürmektir. 100-150 yataklı bir hastanenin havalandırma ve iklimlendirme tesisini komple negatif basınçta tutacak bir şekilde yeniden tasarlayıp hızlı bir şekilde uygulaması yapılabilir. Diğer yandan koronavirüsünün aynı zamanda dışkı ve idrar yoluyla bulaşma riski de gözetilerek atık suların özel havuzlarda bekletilip yeni özel sistemlerle deşarj edilmesi gerekmektedir. Ayrıca önerilen ve tamamı enfeksiyonlarla mücadeleye yönelik 100-150 yataklı karantina hastanelerinin bilgi ve işletme birikimiyle özel tıp bilgisi ve donanıma sahip olması da önemlidir. Bu hastaneler olağan zamanlarda normal hastane hizmeti verebilirler. İhtiyaç halinde hızlı bir şekilde iklimlendirme ve atık su tesisatında düzenlemeler yapılarak karantina hastaneleri haline dönüştürmesi mümkündür. Önerdiğimiz bu tip hastanelerin oluşturulması ve sayısının artırılması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı acilen ilgili uzmanlarla bir araya gelerek mevcut hastanelerin karantina yani enfeksiyonla mücadele merkezi hastanelerine dönüştürülmesi yönelik projelere başlamalıdır. Diğer taraftan koronavirüsünün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesisatı ile ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallelerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştirmeleri yapmalı. Ayrıca hastanelerin bakım personeli ve ilgili bakım firmalarının elemanları uygulamalar konusunda eğitilmelidir. Odamız bu konuda ve hastanelerin bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazırdır. Bu vesileyle belirtmek isteriz. Yapı üretim sürecinde yer alan mühendislerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, odalarınca belgelendirilmesi ve sicillerin tutulması gerekir. Ancak imar mevzuatında yapılan değişiklikle proje yapan üyelerimizin oda ile ilişkisi koparılmak istenmiş, bu nedenle tasarım niteliğinde düşme yaşanmıştır. Bu durumda binaların ve hastanelerin yapım kriterlerine uygun olup olmadığından bahsetmek mümkün değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yol açtığı bu yanlışı derhal düzeltmeye ve gerekli mevzuat değişikliğini odalarla birlikte yapmaya da davet ediyoruz. Şu anda özel hastanelerle ilgili ve devlet hastaneleriyle ilgili yapılması gerekenleri Sayın Başkanımız Tataroğlu açıkladı. Bu hastanelerle de hastane özelinden çıkacak olursak bu koronavirüs ile ilgili tüm AVM'lerin klima sistemleri karışım havalıdır. Yani %50'ye yakın dış hava, %50'ye yakın iç hava birbirine karıştırılarak AVM'lere verildiği için koronavirüsünün yayılma riski çok yüksektir. Böyle durumlarda %100 iç havalı AVM yöneticileri klima sistemlerini çevirmelidirler. Gelecekte de bu tip yapılarda mutlaka ısı geri kazanımlı cihazlar hava kanallarına ilave edilerek dışarıya atılan %100'ü havanın dışarıya atılan enerjiden iç havaya bu enerjileri dönüştürmemiz lazım. Şu anda biz buradan sesleniyoruz. Bütün AVM'ler, bütün klima sistemlerini lütfen ülkemizde her yer %100 dış havalı sistemlere çevirsinler. Karışım havalarını geçici bir süre bu korona belası ülkemizden gidene kadar %100 dış havayla çalıştırmalarını öneriyoruz. Gelecekte de bu tip virüs olaylarına karşı çeşitli bölgelerde yaklaşık 150 yataklı özel izole hastanelerinin bir an önce yapılması lazım. Çünkü 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu tip salgınlar kendilerini tazeleyecektir. Hazırlıklı olmamız için izole hastanelerinin yapılması önemlidir. Teşekkür ediyoruz. Burada özellikle nasıl hastanelerin yapılması gerektiği ve bu hijyenin nasıl sağlanması gerektiğinden bahsedildi. En basın açıklamamızda hem de TMOK Yönetim Kurulu'nun Tehdit Bey'in açıklamalarında. Hakikaten bu önemli bir durum. Bütün bu şartlara göre mutlaka bunun sağlanması gerekiyor. Ama bunun doğru sağlanmadığını maalesef şu an pek bir kontrol yapıldığı söylenemiyor. Hem deminki söylediğimiz sebeplerden dolayı o da onayların alınmaması ve açıkçası şu an hangi hastaneyi kimin yaptığı, yetkili kişilerin yapıp yapmadığı gibi kavramlar var ama bundan da öte mevcutta eğer her şeyin doğru gittiğini ve iyi gittiğini varsayarsak, bütün bu yapılması gereken filtrelerin konduğunu varsayarsak, ülkemizde pek alışkanlık olmayan bakım, yani filtrelerin bakımının doğru zamanında, doğru periyotlarda yapılmamış olması şu an mevcutta bir risk ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla aslında bütün tek hastaneler değil, bütün konfor alanlarında da kendi evlerinizde kullandığınız klimaların filtreleri de dahil olmak üzere bunların belli bir periyotlarda yetkili kişiler tarafından bakımlarının yapılması ve değiştirilmesi gerekmekte.
Dolayısıyla bu hastaneler ve AVM'ler gibi bir toplu alanlar olunca da kamuya mal olmuş oluyor. Dolayısıyla bu alandaki değişikliklerin yapılıp yapılmadığının üçüncü bir göz tarafından bir periyodik aşamalarla, periyodik sürelerle kontrolün yapılması, acaba o değişikliklerin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Bunda da makine mühendisleri olarak tüm illerimizde bunu açıkçası yapmaya gönüllüyüz. Bu kontrolü sağlamak isteriz. Tüm süreçte, korona sürecinden de bağımsız söylüyorum bunu. Bundan sonraki bütün süreçlerde bu aslında kontrollerin sağlanması gerekiyor. Önemini tekrar vurgulamak isterim. Yine Tevfik Bey'in bahsetmiş olduğu AVM'lerdeki acil önlemlerin alınması kesinlikle şart. %100 taze havalı sisteme dönmemiz gerekiyor. Biz özellikle makine mühendisleri odası olarak genelde enerji verimliliğini çok önemseyen, ülkemizin enerji kaynaklarının boşa kullanılmamasını isteyen bir kurumuz ama şu an acil bir durum yaşamaktayız ve bu acil durumda dışarıdan %100 taze havayla çalıştırmamız gerekiyor sistemlerimizi. Bunun için de ileride belki böyle acil durumlar içinde eylem planları olacak şekilde bu toplu yaşam alanlarında yapılacak olan sistemleri iki fazlı yapmak gerekecektir. Yine belki karışım havasını kullanacaklar ama böyle acil durumlarda hemen sistemi %100 taze havalıya göre çalışır vaziyete getirecek şekilde dizayn edeceklerdir. Ama şimdiki yapılması gereken bunun modifiye edilerek bir an önce yapılmasının sağlanmasıdır. Tabii bu arada toplu ulaşımda da aynı sorunlarımız var. Orada da taze havayı öne çıkarmamız gerekiyor. İç havayı döndürmemek. Aynı zamanda hani kendimiz de 4 kişi bindiğimiz bir araçta da iç havayı sirküle etmek yerine dış havayı almak daha doğru olacaktır. Bunu da atlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine toplu yaşam alanlarında yapabileceğimiz bir önlemimiz de bu klima santrallerindeki akşamları fanı kapatıp ısıtma bataryasının yüksek sıcaklıkları çıkartıp oradaki ısıyı artırmak. Yani virüsün dayanım sıcaklığı olarak söylenen 50 derecelerin üstüne çıkıp virüsün en azından varsa eğer kanallardaki metal yüzeylerde bir 12 saat durma durumu söz konusu diye bir bilgi paylaşıyor. Bunu doktorlarla da yine teyit etmek gerekiyor ama en son açıklanan bilgi bu yönde. Demek ki o zaman 50 derecenin de üstünde bir sıcaklıklarla virüsün yok edilmesini sağlamak gerekiyor eğer o kanallarda varsa. Bu tür anlamda açıkçası hem Sağlık Bakanlığı hem doktorlarla uzmanların, bizim mekanik tesisat tarafındaki uzmanlarımızın da bir araya gelip ortak çalışmalar yapması gerektiğini altını tekrar çiziyorum. Ve Makine Mühendisleri Odası olarak her türlü yardıma, desteğe ve gönüllü olarak bu kontrollerin gerçekleşmesini sağlamaya da hazırız diye belirtmek istiyorum. TMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak üyelerimiz ve yurttaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde hiçbir kesintiye uğramadan ancak onları da toplu alanlarda biriktirmeyen ve onlara da çözüm sunan bir anlayışla iç yapımızda bazı güncellemeler yaptık. Üyelerimiz odayla ilgili kurduğu bütün işlemleri makine.mmo.org.tr adresi üzerinden yapabilecekler. Bütün faaliyetleri yani odayla kurdukları bütün resmi işlemleri buradan yapabiliyor olacaklar. Onun yanında şube ve temsilcilik toplantılarımızı dijital platforma taşıdık. Bu virüsle ilgili hani süreç nasıl ilerleyecek seyrine göre güncellenene kadar bütün toplantılarımızı dijital platformlardan yapıyor olacağız. Yine aynı şekilde sınıf eğitimlerimizi de toplu ulaşımı yani çok fazla kullanılacak noktada olanların da yine dijital platformlardan ve sınav konusunda yine virüsün yayılım durumuna göre belirliyor olacağız. Hizmetlerimizde hiçbir aksama yaşatmadan ama hem çalışma arkadaşlarımız hem üyelerimizin hem yurttaşların hem toplu alanlara girmesini de minimuma indirecek şekilde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Buradan yani bütün yetkililere de bunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Özellikle spor müsabakaları, dini törenler gibi toplu alanlarda yapılacak olan etkinlikleri bir süreliğine iptal etmeliler. Aksi durumda yani ülkemizin de kontrol alamadığı bir durumla karşı karşıya kalmak istemeyiz. Biz meslek alanımızdan doğru bu konudaki hani önemi dile getirmeye çalışıyoruz. Özellikle hastanelerin ve kapalı, toplu kapalı alanların, AVM gibi alanların iklimlendirme sistemleri çok önemli. Yine bugün gündüz İETT ile
toplu taşıma araçlarındaki bu iklimlendirme konusunu bilgilendirdik ve bu konuda önerilerimizi ilettik kendilerine. Çok kritik önlemler var. Hani ve bireysel olarak alacağımız önlemler de var. Bunlar işte el hijyenine dikkat etmek, herhangi bir hastalık belirtisi varsa doğrudan hastaneye gitmek ve yine diğer yurttaşlarla kurduğumuz temaslara dikkat etmek. Dayanışmak için sarılmak zorunda değiliz birbirimize. Yani gerekli önlemleri alabiliriz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz.